Şimdi Cenk Gündoğdu'yla devam edeceğiz. Şair ve yazar Cenk Gündoğdu konuşmasını yapacak. Cenk Bey tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sesim geliyor mu? Evet, şu an geliyor. Bize Turgut Uyar'ın şiir tekniğinden bahsedeceksiniz sanıyorum. Yani genel bir manzarayı ortaya koymak isterim. Biraz da bu proje kapsamında olduğu için daha önce hiç yapılmayan bir şey yapıldı. Şairin çocuklarıyla bir röportaj kitabı yayınlandı. Biraz ondan bahsederek bu projeye daha katkı sağlayabiliriz. Hem de şairin bilinmeyen yönü bugüne kadar kendisinin bir anlamda gizlediği ya da örttüğü ya da çok bilinmesini istemediği özel tarihiyle ilgili notlara birkaç çıkma yapmak için anlamlı olabilir diye düşünüyorum. O yüzden o kitabı biraz daha etrafında dönmek daha doğru olur. Bir kısa bir giriş yaptıktan sonra. Öncelikle sevgili Baki gibi ben de çok anlamlı ve çok değerli buluyorum bu projeyi. Ve buna yönelik kültürel, toplumsal projelerin olmasını temenni ediyoruz. Tam da bulunmuş olduğum nokta biraz pozisyonu alırken, sizinle birlikte konuşurken Turgut Uyar'ın bu ailesinin notlarını okuduğumda hatırladığım şeylerden bir tanesi şuydu. Turgut Uyar, herkes bir deniz kenarında oturduğunda denize göre kendini konumlandırıyor. Turgut Uyar, özellikle kızına kitabı hazırlayan derviş soru soruyor. Bu sorulardan bir tanesi nasıl anlatırsınız diye. Bunlardan bir tanesi de buydu. Denizden nefret eder, güneşten nefret eder, denize sırtını döner. Sarışın bir insan. Gene birine ilerlemiş olalım Turgut Uyar'ın. Bu kadar denize karşı tavır alan diyelim tırnak içerisinde bir insanın şiirlerinde denizle ilgili, denizden şimdi gelmiş insan, denize bakmış insan, denizle birlikte olmuş ve denizciler bu kadar yoğun olduğu şair ikinci yeni içerisinde Cemal Süreya'da bu kadar yok. Gene bir mukayese edecek olursak. Edip Cansever'de bile bu kadar yok. İlhan Berk'te var. O yüzden biraz da ilginç geliyor bana. Turgut Uyar'ın hayatını az önce Baki'nin söylediklerine biraz selam vererek biraz tekrar olacak ama hayatını çok genç yaşta babası asker, kendisi askeri okula gidiyor. Askeri okulun ardından çok genç yaşta mahallede bir kızla evlenmesi, ardından Posof'a gitmesi, Ağrı'nın bir küçük kasabası, onun ardından Terme'ye gitmesi, arkadan Ankara ve sonra İstanbul. Aslında belki de dört parçalı bir şehirde geçen hayatı var Turgut Uyar'ın. Bütün çocuklarıyla yapılan bu konuşmalar da şöyle bir şey gördüm. Dört ayrı bir Turgut Uyar. Çünkü ilk kızı çok gençken, Baki'nin dediği gibi 18-19 yaşında ilk çocuğu oluyor. Semiramis Hanım bir balerin, bugünlerde emekli bir balerin ve yaşlarında ya da 70'li yaşlarında olması lazım. Yani Turgut Uyar'la arasında yaş farkı neredeyse yok. Arkadaş oluyor ve bütün çocuklarıyla da hep arkadaş gibi ilişki kuruyor. Her biriyle yapılan söyleşide, çünkü şu an her biri ayrı kentte, her birinden ayrı bir Turgut Uyar portresi çıkıyor. Ve her biri ayrı şehirde ayrı bir babayla karşı karşıya kalıyor. Birinde olgun, birinde çok genç, birinde otoriter, birinde aileden gördüğünü davranan bir Turgut Uyar var. Turgut Uyar bu Posof ve Terme yıllarında ta ki dünyanın en güzel Arabistan'ını yazana kadar aslında bilinen şiirin devamını yazıyor. Biz bugün Turgut Uyar'dan bahsediyorsak aslında Turgut Uyar'ın Ankara'ya gelmesi, o şehirden etkilenmesi, o yıllarda Demokrat Parti'nin iktidarda olması, para, piyasa, iktisat ağırlıklı insan hayatından ziyade para konulu bir yaklaşımı merkeze almaları ve bundan bugüne kadar imeceyle, güler yüzlülükle, paylaşımla bir hayat kurmuş insanımızın uğradığı şok.
olduğunu düşünüyorum. Çok yani Turgut Uyar teorik bir şeyden ziyade aile büyükleri veya ailedeki çocuklarının, kendi çocuklarının aileyle ilgili anlattıklarını dinlediğinizde şöyle bir şey var. Anneannesi son derece paylaşımcı birisi. Babaannesi öyle hiç tanımadıkları insanlara hemen sofralarını açıyorlar. Şimdi bu hayatın içinden gelen Turgut Uyar da büyük şehre geldiğinde yalnızlık, insanların kendilerini çok fazla düşünen bencil hayatları ve parayla kurulan bir hayat biçimini görüyor. Ondan önce yani bir insanın parası olmasa bile onun iyi niyeti, güler yüzlülüğü, dostaneliği ve karşı komşusunun varsa ya da yakınının varsa onunla hayatını paylaşmasını görmüşken Ankara'da başka bir şeyle karşılaşıyor. Yani çok teorik bir şey üzerinden analiz ederek ben şiirimi değiştirmeliyim dediğini ben sanmıyorum bütün okumalara baktığımda. Tamamen içsel bir biçimde ve o içgüdüsel olarak yani onu hissederek, içselleştirerek dünyanın değiştiğini görüyor ve bu onda bir nevi bir travma etkisi yaratıyor. Daha önce yazdığı şiirler okuduğumuz, bizim bildiğimiz kendisinden önce yazılan şiir. Ne zaman ki Ankara'ya geliyor, bu hayatı görüyor, şehri görüyor, şehrin değişimini görüyor ve özellikle ve özellikle altını çizilmesi gereken bu Menderes iktidarının politikasını görüyor. Çünkü her şeyi parayla ve rantla ölçen tıpkı bugün 2000'lerdeki siyasal iktidarla benzeşiyor. İnsan hayatını merkeze almasından ziyade parayı merkeze ve rantı merkeze alan bir iktidar görüyor. Ondan sonra Turgut Uyar herhalde bunu tartıyor ve bir şeyler değiştiğini görüyor. Bu şeylerin değiştiğini görmesiyle birlikte dünyanın en güzel Arabistan'ı yazıyor. Bugün bizim döne döne okuduğumuz şiirlere baktığımızda işte ilk şiir Geyikli Gece. Hala çok severek okuduğumuz bir şiir. Çok kabul görmüş bir kanı vardır. Bir kitabın içinde birkaç şiir iyiyse o kitap iyidir. Turgut Uyar'ın bu kitabına baktığımızda bugün hala çok önemli diyebileceğimiz şiirler o kitabın içerisindedir. Yani birkaç tanesini yazdım. Az önce Baki'nin değindiği Göğe Bakma Durağı, 300 bin şiiri, Kan Uyku, Tel Cambazı, 1, 2, 3 ve Geyikli Gece benim ilk aklıma gelenler hemen kitaba baktığımda. Yani çok sıkı ve bugüne kadar yazılmış olan kendi şiir, evet bir damarı var ama Baki'nin dediği gibi bakışını değişiyor. Bakışını değiştiriyor. Başka türlü bir biçimde bakarak artık yorumlamaya başlıyor ve yavaş 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 o bizim sevdiğimiz epik şiirine doğru yol alan bir Turgut Uyar görüyoruz. Turgut Uyar Posof ve Terme yıllarında o kasaba insanını gözlemleyen, yurt sevgisi, vatan sevgisi, o gördüğü şeyleri kendisinden önce yazılan şiirle yorumlayan bir şairken dediğim gibi az önce tekrar olacak. Ankara ile birlikte her şeyini değiştirmeye başlıyor ve Ankara ile birlikte de o dünyanın en güzel Arabistan'ını yazdıktan sonra da artık evet Baki'nin dediği noktaya geliyoruz. Üç çocuklu bir baba, bir çocuğunu da kaybetmiş. Bir şiirinde de yer aldığı gibi 2 yaşında bir çocuğunu kaybediyor. Ya da 2 aylıktı yanlış hatırlamıyorsam. Galiba 2 aylık olması. Serap da hala sanıyorum ismi de. Bütün bunların hepsini gördüğü, gözlemlediği şeyleri sonradan çocuklarıyla yapılan röportajları, konuşmaları okuduğumda küçük küçük izleklerin tıpkı bu bütün şiirinde yani bizim aslında bütün şiir dediğimiz dünyanın en güzel Arabistan'ından sonra yer alan şiirlerinde yer alan bu metinler içinde her birinin hemen her birinin bu kendi yaşadığı gerçekliğinin hayat hikayesinin yer aldığını görüyoruz. Babasından bahsetmesi, çocuğunun ölümünden bahsetmesi, Posof'ta yaşadığı günler, Posof'ta bir geziye gidiyor yani ya da bir denetime çıkıyorlar askerlerle birlikte atlarla. Bir eve giriyorlar, evde onları ağırlıyorlar, bırakmıyorlar, yemek yediriyorlar, çay içiriyorlar ve ardından yatak seriyorlar, yatıyorlar. Sabah kalkınca yan odada bir cenaze görüyor ve çok şaşırıyor. Yani orada gözlemlerini daha sonraki yıllarda yani bir cenazeyle de aynı evde kalıyorlar. İnsanlar o kadar çok değer veriyorlar ki işte Turgut Uyar'ın Ankara'ya geldikten sonra
o şaşkınlığı ya da yarılması, geçmişinde yaşadığı hayatı, hikayesi, gözlemleri ve ondan sonra bambaşka bir hayatın içerisinde yer almasıyla da çok ilgili. Bütün ikinci yeni şairlerine baktığımızda Turgut Uyar'ın onlara göre, tırnak içerisinde söylüyorum, daha az okuyan ya da onlar kadar böyle çok derinlikli ve sistematik bir okumanın içinde olmadığını söyleyebiliriz. Hatta neredeyse Cemal Süreya ve İlhan Berk dışında çok o kadar okuduklarını, bu kadar şiir üzerine düşündüklerini söylememiz sanki mümkün değil gibi geliyor. Çünkü Turgut Uyar'ın çocuklarıyla yapılan röportajlarda biraz bunları görüyorum. Yani nasıl bir babadır diyor. Hani tipik bir Tezer Özlü'nün kitaplarında geçen bir orta halli beyaz yakalı, bugünün ifadesiyle bir beyaz yakalı demek aslında çok doğru değil de bir memurun, küçük memurun hayatını görüyoruz. Pazar günleri böreklerin vesairelerin yapıldığı, hafta içi misafirliklerin olduğu, yanı sıra pazar günleri mutlaka bir kovboy filminin izlendiği ve Turgut Uyar bunları çok seviyor. Okuduğu kitaplar, dergilere baktığınızda işte Milliyet ya da daha sonraki yıllarda Günaydın gazetesi okuyor. Ama bazı şeyleri böyle aradan cımbızladığımızda şöyle bir şey. En son çocuğu Turgut diyor ki çok anlayamazdım babam. Çok enteresan, ilginç gazete haberlerini keserdi, bir kenara koyardı diyor. Sonra bu söylediğini düşününce bazı şiirlerinin altında gazete ile ilgili metinler arasılık görüyoruz Turgut Uyar'ın. Yani o gazete haberi üzerinden bir şiir yazıyor. Bu da biraz bana ilginç gelmişti. Bir taraftan da bu entelektüel oluk konusunda çocukların anlattıkları doğruluyordu. Yine Baki'nin söylediği ile ilgili biraz dağınık anlatıyorum ama bu acemilik mevzu, evet, bir taraftan Orhan Veli'ye atıfta bulunuyorlar ama diğer taraftan da her biri hesaplaşıyor Orhan Veli'yle. Bunu yapmak zorundalar. Doğru. Yani yeni bir şey yapmak istiyorsanız kendinizden öncekini reddetmeniz gerekiyor. Bir şekilde kopmanız gerekiyor. Şöyle bir şeylerinden şiirlerin geometrik yapıları bile hemen hemen bir örnek oldu. O 1940 yıllarının kuşağının yıkmak için kan ter donukluğa, hazır lopçuluğa bir örnek yeniden kapıldık. Yani söylediği şey biraz da şu, biraz da doğruluyor. Turgut Uyar şöyle bir şey söylüyor. Diyor ki bir önceki kuşakta yazılan şiire karşı çıkarız, yeni bir şey yazarız ama bir süre sonra farkında olmadan biz bir kalıbın içerisinde döküm yapan, bir tezgah makinesinin içerisinden çıkan bir örnek, bir üretim gibi olmaya başladı. Bunun sakıncasını garip için söylüyor. Yani evet, siz bir şeye karşı çıkmıştınız kardeşim ama bir süre sonra siz de aynı şeyi yazmaya başladınız diyor. Dediği şeylerin aynısı bir süre sonra ikinci yeni içinde geçerli oluyor. En azından ikinci yeniden sonraki şairler bunu yapmaya başlıyor. Tıpkı Garip'te olduğu gibi. Yani biz bugün baktığımızda üç garip şairini sayıyorken 1940'lı 50'li yılların şiirlerine baktığımızda hemen herkesin garip gibi şiir yazdığını, hatta Orhan Veli'den, Melih Cevdet'ten hiçbirini ayıramadığımızı görüyoruz. Hatta yani tek bir isim alabiliriz burada. Orhan Veli'nin yazdığından hiçbir şairi ayıramaz gibi oluyoruz. Hepsi Orhan Veli gibi yazmaya başlıyor. İşte Turgut Uyar'ın söylediği bu. Buna karşı biz başka bir şey yapmalıyız diyor. Evet, söylediği de süre sonra bu şiir, o kalıba karşı çıkan şiir bir kalıbın içine girdi ve biz artık bir kusurla şiir yazmalıyız. Acemilikle şiir yazmalıyız. Az önce Baki'nin örneğini verdiği gibi o taş örneğini anlatıyor. Bir taşı alırız, yontarız. O kusursuz hale gelmeye başladığında onu fırlatıp şey alıp onu yeniden yontmaya başlamamız gerekir. Ve biz bunu yaparız diyor. Ama tam da söylediği tuzağa aslında ikinci yeni düşmüş oldu. Bunu da bir dipnot olarak buraya koymuş olalım. Bir süre sonra onun karşı çıktığı şeyler aynı şey ikinci yeni şiir için önümüzde duruyor oldu. Bütün bir şiirine baktığımızda evet bir sıkıntı. Bütün çocuklarının konuşmalarına baktığımda da
Hepsinin söylediği şey şu, bizim okulumuzla ilgilenmezdi. Bize hangi kitabı okuyacağımızı söylemezdi. En küçük çocuğundan en büyük yaşının en yakın olduğu kızına kadar, dört çocuğuna da bu konuda bir aile disipliniyle davranmış. Ama bunun dışında şair olmalısınız, şiiri sevmelisiniz, şiir okumalısınız, bu kitabı okumalısınız diye hiç yaklaşmamış. Hatta okul toplantılarına gitmemiş, çok önemsememiş. Hatta oğlunun söylediği, Tunga Uyar'ın söylediği bir anekdot aklımda. Saçı uzun öğretmeni çağırıyor, saçını kestir diyor. Oğlum öğretmenine söyle, babam kesilmeyeceğini söylüyor. Saçının uzun kalmasını söyledi diye geri gönderiyor. Çocuk da diyor ki ben bunu öğretmenime nasıl söyleyeceğim ki diyor. Babam böyle birisiydi diyor. Hiç umursamazdı diyor. Babam hepimizde arkadaştı diyor. Bu okulla ilgili, devletle ilgili mevzuları hiç önemsemezdi diyor. Evet, askerlikten çok sıkılan birisi. 6 yıl olan o zaman zorunlu askerlik süresi ortadan kalktıktan sonra SEKA'ya başlıyor ve diğer çocuklarına da anlattığı bir şey var. Askerlikten neredeyse hiç bahsetmiyor. Termeden hiç bahsetmiyor. Yer yer Posof'taki anılarından bahsediyor. SEKA'dan bahsetmiyor. Genelde susan birisi. Şiirlerinde de böyle bir susan, susan, ilerleyen ve sonra böyle bir deniz gibi patlayan bir şairin şiirini görürüz. Şimdi bunları anlattıkça kızının bir hikayesi, paylaştığı bir hikaye aklıma geldi. Babam bir şeye kızdığı zaman böyle susardı diyor. Susardı, susardı, susardı. Bir süre sonra bütün her yer bir susma olurdu. Sonra masayı bir anda devirirdi diyor. Sonra büyük bir gürültü olurdu. Sonra yeniden büyük bir susma olurdu. Başka hiçbir şey demezdi diyor. Hiç kızmazdı annemle. Ya daha sonra tabii yani evet, Baki'nin dediği gibi genç yaşta evlenmesi ve kızının da ifade ettiği gibi artık Turgut Uyar Turgut Uyar olmuştu ama eşi bir Anadolu insanı, bir ev kadınıydı ve o hiçbir şey paylaşamıyordu. Ve mukayese diyor, Tomris'le arkadaşlığını paylaşıyordu diyor. Tomris'le yazdığı şiiri paylaşıyordu. Tomris'le hayatını yaşıyordu. Ama babam annemle diyor, Yezdan Hanım'la bu anlamda hayatını paylaşmıyordu. Hayatı bir büyük susma olarak kendisinde saklıydı diyor. Hatta ileriki yaşlarda üniversiteyi bitirip hayatın içine atılıp yeniden babam vefat ettikten sonra babamın şiirlerini okuduğumda yani babamın içinde nasıl bir baba varmış, nasıl bir insan varmış o zaman gördüm diyor her bir çocuğu da. Yani yaşarken bunları yazdığını bilmiyorlar. Hatta kenara çekilir, daktiloyla bir şeyler yazardı. Biz hiçbir zaman bilmezdik diyor. Bazen çocuklarına size bir şey okuyayım derdi diyor. Biz hiçbir şey anlamazdık diyor. Görüştüğü insanlar var Ankara'dan. Bilge Karasu. Daha sonra ilerleyen yıllarda ikinci yeninin de isim babası olan Muzaffer İlhan Erdost, daha sonraki yıllarda Selim İleri ve ama Ankara'da çok dar bir çevreyle görüşüyor. Bunlar eve gelip gidiyor ve kendi aralarında konuşurlardı diyor. Annem bu konuşmalara katılmaz. Ailedeki çocuk olarak bizler dinlerdik ve Fetin Ağacı da sanırım o yıllarda Ankara'da. Fetin Ağacı geliyor ve Turgut Uyar bu yıllarda bu gerilimini, bu susmayı biriktirip 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 ve daha sonra bir tercih yapmak durumunda kalıyor. Çocukların da ifade ettiği gibi. Ya İstanbul'da kendine bir hayat çizip yani ya da yalnız diyeyim bir hayat çizmesi gerekiyor. Ve bu sırada Turgut Tomris Uyar'la bir arkadaşlığı var ve eşinden ayrılıyor. Hatta birkaç kez ayrılmayı deniyor. Annesi alıyor, İstanbul'a yerleşiyor yani karısı gidiyor. Bir iki ay sonra geri geliyor. Yapamıyorlar ama Tomris Uyar'la arkadaşlığı ilerledikten sonra artık evlenmeye karar veriyor ama o sırada eşinden ayrılmıştı ve kendisine bir hat çizmek istiyor. Yani şair hayatı ve bu hayatı ve bütün hayatı boyunca şiir düşündüğü hayatını derinleştirmek, daha çok okumak ve yazmak için İstanbul'u ve Tomris Hanım'ı tercih ediyor. Bir süre sonra da tabii orada mutsuzlukları, gerilimleri başlıyor ve oradan da kaçmak istiyor ama artık son döneminde çocuklarının konuşmalarından duyduğumuz ve onlarla paylaştığı anekdotlarından anladığımız kadarıyla o zamanlar susmayı tercih eden adam daha sonra ölmeyi tercih ediyor.
tedaviyi reddediyor, yalnız kalmayı reddediyor, çekip gitmeyi tercih ediyor ve her fırsatta ölmeyi istiyor. İlginç bir şey yine Turgut Uyar'la ilgili, böyle çok dağınık gidiyorum ama çocuklarının da doğruladığı, kendisinin de hayat hikayesine baktığımızda kendisinden geriye hiçbir şey, bir söyleşinde de söylediği gibi hiçbir şey kalmayacak ve onu aşırı yorumla yeniden dizayn etmeyecek bir biçimde masasını topluyor. Geriye hiçbir şey kalmıyor. Yani şiirini yazıp paketleyip Tomris Uyar'a verdikten sonra, ki çocuklarının da anlattığı ve Tomris Uyar'ın da anlattığı gibi bu işlerle çok ilgilenmiyor. Daha çok Cağaloğlu işleriyle, yani kitap yayın işleriyle Tomris Hanım ilgileniyor. Masasını topluyor, her şeyini paketliyor ve artık düşünmeye, yani biraz ölümü düşünmek, biraz ölüme gitmek istiyor gibi, yaşamdan bezmiş durumda. Yaşama inancı kalmamış. Hatta çocukları Tomris Hanım'la mukayese ettiğinde diyor ki Tomris uykusuyla, uyanıklığıyla, her şeyiyle hayata dört el, yaşamayı o kadar reddediyordu ki, o kadar reddediyordu ki her gün sadece susup içki içip yok olup gitmek istiyordu diyor. Hani bir nevi içki olup gitmek isteyen, içkinin kendisi olmak isteyen, susmanın kendisi olmak isteyen bir insanla karşı karşıyayız. Hatta çocukları bile akşamları gitmek istemiyor. Yani gergin oluyordu, çok kavga ediyordu. O yüzden gündüz babamı görmek isterdik diyor ziyaretlerinde çocuklar. Evet. Yine Baki'ye atıfta bulunacağım. Söylediği çok doğru. Bu dünyanın en güzel Arabistan'ından sonra şiirlerinde bir cinsellik söz konusu. Belki paylaşamaması, belki istediği bir hayatı yaşayamaması, ileriki denilebilecek bir yaşta Tombi Hanım'la evlenmesi ve ardından herhalde sanıyorum kişisel hayatında çok aradığı mutluluğu bu anlamda bulamaması, entelektüel olarak buluyor olsa da. Çünkü çocukların anlattıklarından biraz bunları doğruluyoruz. Biraz doğruluyoruz. Hatta bir gün oğlu Tunga ve arkadaşları geliyor ve birlikte içki içmek için babasının yanına gidiyorlar. Çünkü sürekli aynı yerde içki içiyor Edip Cansever'le birlikte. İstanbul'a geldiğinde de vazgeçilmez arkadaşı Edip Cansever. Orada babasının o arkadaşlarıyla birlikte oğlu içki içtikten sonra baba yanımıza gelebilir miyiz diyor. Geliyorlar, içki içiyorlar ve bir süre sonra Turgut Uyar oğlu ve arkadaşlarıyla birlikte ayrılıyor. Ayrılırken babam diyor hiç şapkın bir insan değildi. Her şeyi içinde saklayan suskun bir insandı. Ve bana şöyle bir şey söyledi diyor. Oğlum bu dünyada ne kadar güzel kızlar var. Çok şaşırdım diyor. Yani babamdan hiç böyle bir şey bugüne kadar hiç duymamıştım diyor. Yani bir kadını güzelliği olması, bir kadına bakıyor olması. Sonradan şiirlerimi okuduğumda böyle çok üstü örtülü ya da üstü açık cinsellikle ilgili göndermelerinin ya da ifadelerinin yer almasını şaşırarak okumuştum. Ama hiç babamdan beklemediğim bir şeydi diyor. Çok şaşırmıştım diyor. Biraz bu cinsellik konusu herhalde hayatı ile ilgili diye düşünüyorum. Şiiriyle ilgili de yine ailesiyle paylaştı. Şöyle bir ifade var. Çok söylüyor. Çocukları yetiştikçe şiirini okuyorlar. Baba burada bunu mu demek istedin? Baba burada bunu mu demek istedin? Gibi şeyler söylüyor. Ya da gazeteciler soruyor. Söyleşilerinde soruyorlar. Burada şöyle bir şey mi demek istediniz? Turgut Uyar'ın şöyle bir kalıp bir ifadesi var. Hayır, onu demek istemedim. Neyi demek istediniz? Onu demek istemedim. Sürekli bunu söylüyor. Biraz belirsizliğe bırakan birisi, biraz sezgiyle yazdığını bize doğrulatan bir ifade. Yani çok daha geniş bir çağrışım ve o anlamı daraltmak istemiyor sanki gibi geliyor. Başından sonuna kadar kendisi olan bir şairle karşı karşıyayız. Başından sonuna kadar kendisi, kendi hayatı, kendi gerilimi bir metinler arasılıkla kurduğumuz ilişki de şu kadar. O en son en küçük oğlu Hayri Turgut Uyar'ın söylediği gibi babamın niye kestiğini bilmediğim, ilkokula giderken okuduğum o canavar haberleri, ölüm haberlerini kestiği o Günaydın gazetesinden o kesik hikayeleri niye kestiğini bilmediğim dediği o metinler arasılık o gazete hikayeleriyle ilişkili biraz. İnsan hikayeleriyle ilgili. Yani
Turgut Uyar'ın metinler arasılığında şöyle bir şey görmüyoruz. Shakespeare'in 4. Henry'sine gönderme yapan ya da James Joyce'un Dorian Gray'in pardon Oscar Wilde'ın Dorian Gray'in portrelerini ya da Joyce'un Dublin'lerine gönderme yapan bir okuması olduğunu görmüyoruz çocuklarının anlattıklarından. Ya da böyle bir entelektüel bir çabasının olduğunu, böyle bir ilişkilendirmenin olduğunu görmüyoruz. Tamamen gündelik hayat ve kendisi olan bir şair okumaları ve hayatı ve şiiri olduğunu görüyoruz. Baştan aşağı büyük bir yalnızlık, susma ve o susmanın getirdiği bir yaşam ağrısı verebilirim özetle Turgut Uyar için. Çok dağıtarak anlatmaya çalıştım. Çok teşekkürler Cenk Bey. Ağzınıza sağlık. Diğer konuşmacılarımızın seslerini açalım. Eklemek istediğiniz, sormak istediğiniz bir şey varsa. Çimen Hanım, buyurun hocam. Yaşam ağrısı dedi Cenk Bey. Çok güzel nokta koydu. Bir sorum yok ama belki benim konuşmamdan sonra onların sorusu olur. Böylece tekrar bir araya getirebiliriz tüm konuşmaları. Baki hocam, sizin ekleyeceğiniz bir şey var mı? İlginç noktalara temas etti Cenk. O gerçekten çocuklarla yapılan röportajlarda çok ilginç şeyler var. Tabii orada bizi ilgilendiren sadece bir şairin biyografisindeki ilginç noktalar değil, onların şiirine nasıl yansımış olduğu. Cenk'in vurguladığı bir noktadan bir iki katkıyla şey yapmak isterim. Birincisi, az okuma konusu çok haklı. İçlerinde ne olur dinleyicilerimiz beni yanlış anlamasınlar, en cahil iki şair Edip Cansever'le Turgut Uyar'dır. Ya, belki özellikle onu benimsedikleri için öyledirler. O yüzden cahil kelimesini tırnak içinde kullanıyorum. Yanlış anlamasınlar beni. Çok okumazlar, çok az okurlar. O gazete haberleri kesikleriyle ilgili de çok ilginç bir nokta var. Yine çok ilginç bir noktaya temas edeceğim. İlginç ölüm haberlerini falan keserdi diye. Bir şiirinde şöyle bir ifade var. Geyikli gecenin başlarında. İşte öldük mü 5-10 bin birden ölüyorduk güneşe karşı. 5-10 bin birden ölüyorduk güneşe karşı filan. Tam mısra böyle olmayabilir ama bu anlamda. İnsan merak ediyor, ne demek bu? Bir ihtilal mi oldu? Bir yerde bir soykırım mı oldu filan diye. Hayır, hiç öyle değil. O gazete haberlerinden kestiği bir şiirden çıkardığı bir mısra bu. Meksika'da bir stadyum çöküyor. O stadyumda sırasında 5-10 bin seyirci ölmüş. Stadyumun çökmesi üzerine bu gazete haberini okumuş ama onu geyikli gecede ütopik bir şey olarak, öldük mü 5-10 bin birden ölüyorduk güneşe karşı, daha böyle bir siyasal, belki ütopik bir anlam vererek kullanıyor. Böyle bir dönüştürme gücü var. Maalesef yine o az okumalardan kaynaklanan yanlış okumaları yapmış. Bir Şiirden diye bir kitabı vardır. İlginç bir kitaptır. Evet. Orada mesela işte Abdülhakami Tarhan'la ilgili, efendim, Dramat Tecer'le ilgili, Ahmet Kutsi'nin görüşleri var. Genellikle şimdi eğri oturup doğru konuşmak lazım. Çok doğru değerlendirmeler yok. İsabetli değerlendirmeler yok. Bir örnek vereyim. İlgili bir yazı da yazdım. Varlık Dergisi'nin geçen sayısında yayınlandı. Şairlerimizin yanlış okumaları diye. Bir örnek vereyim oradan. Ağustos ya da Eylül sayısına çıktı yazı, hatırladığım kadarıyla. Diyor ki mesela Orhan Veli şiirini, diyor, biz, diyor, imparatorluk bakiyesi olan, yani imparatorluktan arta kalan toplum değerleriyle ancak anlayabiliriz, değerlendirebiliriz, diyor. İnanın hiç alakası yok. Tam tersi, Orhan Veli'nin şiirlerindeki insanlar 40 sonrası, Cumhuriyet sonrası ve Cumhuriyet'in getirdiği o küçük fabrikalar, atölyeler, esnaf tipinin şiiridir. Sokaktaki insanın şiiridir. İmparatorluk artığı diyebileceğimiz kesimin şiiri Yahya Kemal'in şiiridir. Orhan Veli'yle hiç ilgisi yok. Böyle tuhaf değerlendirmeler var. Yani hiç yerine oturmayan, belli bir kavramsal, kuramsal ya da isabetli okumalara dayanmayan değerlendirmeler de yapmış. Şairlik yönü çok güçlü. Cenk de biyografisiyle şiiri arasındaki ilişkilerden bahsederken o dönüştürmelere değindi. Fakat yazıları maalesef çok zayıf. Hatta bazı o Bir Şiirden kitabındaki yazıları, yani yazılmasa, yayınlanmasa daha talihli olurdu diye ben zaman zaman düşünmüşümdür. Çok teşekkür ediyorum Cenk'e ilginç paylaşımları için.
Peki, teşekkür ederiz hocam.